Cumhuriyet Halk Partisi Ata Milletvekili Refik Er Yılmaz, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Özgür ve bağımsız bir ülke olan Suriye'ye İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz diyen Cumhuriyet Halk Partisi Ata Milletvekili Refik Er Yılmaz açıklamasında bu saldırıyla Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ayaklar altına alınmıştır. Ülkelerinin bu hukuksuzluğa, zorbalığa, sessiz kalması bölge ve dünya barışına darbe vurmuştur. Bu saldırıyla bir kez daha emperyalizmin, siyonizmin ve işbirlikçilerinin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Suriye'ye gerçekleştirilen bu saldırı AKP'nin desteklediği silahlı gruplar ile İsrail'in birlikte hareket ettiklerini de ortaya koymuştur. Ne başbakanın ne de herhangi bir hükümet yetkilisinin bu saldırıyı kınamamış olması ayrıca sorgulanmalıdır. Müslüman coğrafyada barış, kardeşlik mesajları veren başbakanın bu saldırı karşısındaki sessizliği onun bu konuda ne kadar samimi olduğunu da ortaya koymuştur. Anlaşılmaktadır ki Suriye'deki askerlerin ve sivil masum halkın öldürülmesi onu çok fazla ilgilendirmemektedir. Suriye yönelik uluslararası projelerin gerçekleşmesi için gerekirse İsrail ile işbirliği yapabilecekleri ve yaptıkları anlaşılmaktadır. Suriye halkının yanında izleyip Suriye halkının bombalanmasına nasıl sessiz kalınabileceğini de halkımızın takdirine bırakıyoruz. Hükümetin desteklediği radikal silahlı grupların İsrail'in saldırılarına paralel ve eş zamanlı saldırılar düzenlemesi silahlı grupların İsrail ile işbirliğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Gazze'yi bombalayan ile Şam'ı bombalayan zihniyet aynı zihniyettir. Başbakanın son açıklamaları suçlu telaşının bir tezahürüdür. Tarih Suriye halkına yapılan bu saldırı ve onların işbirlikçilerini asla affetmeyecektir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışı savunmaya, ezilen ve bombalanan Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.